Pazar 3 Kasım 2019. Evet, yine turlardayız. Bugün Muğla'nın yatağın tarafında Lagina Antik Kenti'ne gideceğiz. Oradan dönüşte Pınarbaşı, Bozubüyük, Belen Kahvesi inşallah. Rotamız 80 km falan. Çok geç çıktık evden. Saat 11 falan sanırım. Akşama döneriz. Görüşürüz. Evet. Mola evindeyiz. Burada çay içeceğiz. Evet, bu tür yerler çok var buralarda. Dolu. Bakın güneş paneli var. Fenleri şarj oluyor. Evet, burası Muğla Yatağı'nın bayır tarafı. Aydın Çin'e tarafı. Abimiz sürekli burada çay yapıyor. Bal var, her şey var. Yol üstü Muğla'ları. Belen yerindeyiz. Kevenes Köprüsü var. Buraya kadar 24 km sürdük. Köprüyü göstereyim size. Köprü çok güzel. Evet. İçeride ne var bakacağız. Birazdan içeri gidiyoruz. İzledim. Videosunu izledim. Bizim abiler gelmişler buraya. Şimdi Türk'ün hikayesi bu köy. Beden kahvesi için etin işlem diye. Burada Türk'te ikinci kıtasında Gevenes'in ortasında değirmen döner dediği değirmen. Bu taşıma suyuyla değirmen döner mi dedik? Daha çok Karadeniz'de evet. Gözüküyor. Evet, bizim oradan alalım. Suyu yukarıdan gelir çarkı altında yatay pozisyonda. Bu orada. Keman çalan kişi Türk'ün bestekarı Muğla'nın Aşık Veysel'i diyelim. 103 tane türküsü var. Ama onun bütün bu türkülerini hanımı yazıyor. Sözler hanımına ait, müzikler kocasına ait. Ve o tarihte bu değirmeni değil ama yolun altında başka bir değirmen çalıştırmışlar. Tekrar. Biz de türküdeki değirmen, bestekarı, söz yazarı, mesleği değirmenci diye hikaye burada tamamladık. Öyküsü çok bu. Güzel, tamam. Eşyalar hepsi İstanbul'dan geldi. Oo. Benim özel eşyam. Ben çok de oradan geldim. Ya. Resimler benim, maketleri ben kendim yaptım. Ben güzel sanatlar mezunuyum. Bunlara bakarak onları Beşiktaş'ta. Çalıştık. Evet, şeyden, tatbiki mezunuyum. Aydın ben memnun oldum. Öyle mi? Siz? Ben de İstanbul'da yaşadım da şu an Muğla'da yaşadım. Muğla'da mı? İyi, güzel bir terzi. Mimar Sinan'da heykel eğitimi aldım Kabataş'tan. Çok güzel. Öyle, 10 yıldır da buradayız. Çok güzel. Muğla'da ne yapıyorsunuz? Şu an Vodafone'un işini yapıyoruz. Ben değirmenindeyiz. Restoran kurası. Burada kahvaltı falan yapabilirsiniz. Biz gelmeden önce yapmıştık. Sadece çay keyfi yapıyoruz. Çok güzel. Bildiğiniz balıklar var. Bakın. Balıklar yüzüyorlar. Vallahi çok temiz. Yukarıda dağdan geliyorsun. Yani. Gayet güzel. Çok güzel ya. Aa, hava serin. Süper.
Fatih Kutsal Alanı'ndayız. Milattan önce 27. yılından sonra inşa edilmiş. Evet. Harekete tapınağı varmış. Altar, stoa, şapel ve Bizans yapısıymış. Şapel ve Bizans yapısı milattan sonra 305 yılından resmi seferberlik dönemine inşa edilmiş. Evet, geziyoruz arkadaşlar. Yine nerelerdeyiz? Şimdi giriş gelişme sonuç. Çok yorulduk. Biraz keyif yapalım. Değil mi? Evet sayın seyirciler. Bu sınırı kim dikti buraya? Hiç doğal durmuyor. Giriş kapısı gibi. Evet, burası hayrat herhalde. Çeşme yaptırmışlar bizimkiler. Abi. Ya burayı da atlamak lazım. Artemis ile Apollon'un kuzeniymiş burası. Milattan önce 2. yüzyıl falan filan 80'in yılında kesin olarak var mı? İçeride kimse var mı acaba? Kazı çalışması yok herhalde. Evet, buralar halen kazılıyor sanırım. Ya yine geldik. Buradayız. Desem inanmayın, burası başka yer. Burası yatağında Turgut diye bir yer. Burası meşhur. Lagina antik kenti. Çok güzel. Bakın. Bakın, birazdan gezeceğiz burada. Burası arka taraf çok iyi. Biraz daha şuraları gezeriz. Fevkalade süper. Görüyorsunuz sütunlar, sütun gibiler, çok iyiler. Burada bir kertenkele var. Yalnız burada çok güzel. Biraz şöyle keyif yapalım. Evet, geziyoruz. Antikent turluyoruz. Evet, ben fotoğraf için açı arıyorum hali. Çok güzel açılar var. Sütunlarla. Bence harika var. Aa, kaçırmayın. Birkaç fotoğraf daha çekmem lazım. Şu ağaç çok güzel. Sonbahar. Efsaneydi yani. Biraz beklemeniz lazım. Ara veriyorum. Evet, turumuz devam ediyor. Bol bol fotoğraf çekiyoruz. Hani sonbaharın renkleri buraya bir şaheser katmış ya. İnanamıyorum. Yani hava çok güzel. Sizi tarihle baş başa bırakıyorum. Şey mutluluk kardeş.
var. 655 rakım.